İki gündür Türkiye İstanbul'daki Kadir Has Üniversitesi'nde yaşanan bir olayı konuşuyor. Olay özetle oradaki bir kadın öğretim görevlisinin, hukuk fakültesinde araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayın'ın kapısının önüne öğrenciler ya da başka personel tarafından ayakkabıların çıkartılıp bırakılmasından, çok sayıda ayakkabının ve çantanın bırakılmasından şikayet etmiş. Vay efendim sen din düşmanı mısın? Ne alakası? Efendim orada bir yerde namaz kılıyorlarmış, oraya da ayakkabılarını bırakmalarına karşı çıkan din düşmanı oluyor. Bir izleyelim haberi üstüne konuşalım. Bu sizin ibadethaneniz değil, benim de ibadethanem. Tamam. Burası hayır, mescit ya. Değil. Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrılır. Kadınların arkadaşlar, erkeklerinki burada. Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Kadir Has Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyle öğrenciler arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Öğrenciler tartışma konusu odanın mescit olduğunu, ayakkabıyla girilmemesi gerektiğini savundu. Araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayın ise burası ibadethane. Seccadenizin üzerine basmıyorum. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var dedi. Burası. Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada benim ayakkabılıklar de, var. Tartışmanın ardından üniversite tarafından inceleme başlatıldığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral da X hesabından bir açıklama yaptı. Saral, Müslümanların da ibadet ettiği alana tüm ikazlara rağmen ayakkabılarla girmek ancak sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır dedi. Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada benim ayakkabılıklar de, var. De. TÜGVA'da okul önünde bir açıklama yaptı. TÜGVA'lılara karşı okulun önünde toplanan öğrenciler hocalarına sahip çıktı. Üniversiteliler hocalarına destek verirken Türkiye layıktır, layık kalacak sloganı attılar. Öğrenciler ayrıca akademisyen sayına destek veren bir bildiri yayımladılar. Bildiride TÜGVA ve benzeri kurumların akademisyen sayını hedef gösterdiği belirtildi. Tartışmaların ardından akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında emniyet tarafından soruşturma başlatıldı. Sayın emniyetten aranarak söz konusu video ile ilgili ifadeye çağrıldı. Arkadaşlar tamam, bu benim sizin ibadethaneniz değil, benim de ibadethanem. Tamam. Burası hayır, mescit değil. Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrılır. Kadınların arkadaşlar, erkeklerinki burada. Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Bir diğer iddiada TÜGVA'lıların okul yönetimi tarafından üniversitenin senato odasında ağırlandığı üzerine TÜGVA'lılar yayınladıkları bildiride Müslüman Türkiye Cumhuriyeti ifadesini kullanmışlardı. Arkadaşlar tamam, bu benim sizin ibadethaneniz değil, benim de ibadethanem. Tamam. Burası hayır, mescit değil. Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrılır. Kadınların arkadaşlar, erkeklerinki burada. Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir. Olayın özü aslında çok net. Hiç öyle çok fazla kafa yormaya falan gerek yok. Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananları gördünüz değil mi? Tarikat, cemaat alıp birilerini bir yerlere götürüyorlar, eğitiyorlar. Orada işte Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ona meydan okuyacak tavırlara teşvik ediyorlar vesaire. İki yere, yani okula, yani kışlaya dini ögelerin, dini dayatmaların girmesinin nelere yol açabileceğini görüyorsunuz değil mi? Tuzla Piyade Okulu'nda silahlı kuvvetlere subay yetiştiren bir okulda, piyade subayı yetiştiren bir okulda illa burada namaz kılınacak, burada ibadet edilecek, burada bilmem ne yapılacak dayatması. Siz Müslümansınız, biz değiliz. Siz bilmem nesiniz, biz Müslümanız. Bu ibadetti bilmem. Ya bunları okullara ve kışlaya sokmanın sakıncalarını Türkiye geçmişte çok net gördü ve çok büyük bedeller ödedi. Burada da bir üniversiteye zorla orada akademik faaliyetlerin gösterildiği odaların, mekanların, sınıfların, çalışma yerlerinin filan yanına zorla bir mescit dayatması. Burada namaz kılacağız. Şimdi bakın bir değerli hoca araştırmış. Şimdi o İstanbul'u ve Kadir Has Üniversitesi'ni bilmeyenler bilmeyebilirler. Haliç kıyısında yani Eminönü Unkapanı'ndan Eyüp'e doğru giden yol üzerindedir Kadir Has Üniversitesi. Ve orada eski bir Cibali tütün deposu diye tarihi bir bina vardır. O üniversitenin de kampüsü orası yani ana kampüsü. Cibali tütün deposu yapıldığında yani 1800'lü yıllarda oranın civarına da
o tütün deposunun personeli, orada çalışanlar filan ibadet edebilsinler diye irili ufaklı onlarca cami inşa edilmiş. Yani gidin oraları gezin. Harika yerlerdir. Yani muazzam tarihi mekanlar, tarihi şeyler, lokasyonlar oralar, sokaklar, sokak aralarındaki binalar filan. Bir yığın cami var. Yürüyerek 5 dakikada, 10 dakikada filan gidilecek. Hatta 1-2 dakika mesafede camiler var. Hayır, o camiye gitmiyor. Diyor ki ben okulda kılacağım namazı diyor. O hanımefendi de uyarıyor. Diyor ki yahu namaz, ibadet filan geçin bunları. Yani bunlar kimsenin karşı olduğu şeyler değil. Burada her dinden insanlar var. Ama şu kapımın önüne ayakkabıları bırakmayın diyor. Vay efendim din düşmanı. Hemen karakoldan aramışlar. Sen din düşmanlığı mı yapıyorsun? Gel ifade ver filan diyor. Birileri kalkmış orada nümayiş yapmaya. Allah'tan aklı başında öğretim üyeleri ve öğrenciler de o hocaya sahip çıkmışlar. Zeliha Gizem Sayın Hoca'ya. Kim bilir başına neler gelmeye çalışıyor. Sahip çıkmamız lazım. Yobazlığa, gericiliğe, bu şekilde din istismarcılarına karşı durmamız lazım. Okulun, kışlanın filan ibadethane gibi görülüp orada esas amacın dini ibadet olduğu fikrini hiçbir şekilde kimseye empoze edemezsiniz. Bu ülkede sadece Müslümanlar değil, her dinden insanlar yaşıyor ve hepsinin sonsuz, %100 önünde hiçbir engel olmadan ibadet özgürlüğü olmalıdır. Hepimiz sahip çıkıyoruz bu özgürlüğe. İsteyen istediği kitaba, istediği peygambere inansın ve o dinin ritüellerini istediği gibi yerine getirsin. Ama bazı yerler var ki, işte hani o kamusal alan, kamusal alan diyoruz ya, adliyeydi, askeriyeydi, okuldu. Oralara bu tartışmayı sokmayın diyoruz. Oralara bu tartışma girdiği zaman böyle şeyler oluyor. Çünkü sizin başka bir yaşam biçimini, başka ritüelleri başkalarına zorla dayatmanız gündeme geliyor. Biz buna karşıyız. Kimsenin Müslümanlıkla, ibadetle, Kur'an-ı Kerim'le, namazla, bilmem hadisi şeriflerle, ayeti kerimelerle filan bir problemi yok. Bu ülkenin büyük bir çoğunluğu, ezici bir çoğunluğu Müslümanlık dinini benimsemiş, kabul etmiş. Herkesin evinde zaten ibadet ediliyor. Kimse yabancı değil bunlara. Uzaydan gelmediniz ya da biz uzaydan gelmedik. Yeni tanışmıyoruz bunlarla. Ama bazı yerlere bu tartışmayı sokmayın diyoruz. Çünkü sonuçta bölücülük yapmış oluyorsunuz. Siz inanmayanlar, biz inananlar filan diye ve toplumu ayrı kategorilere bölmüş oluyorsunuz. Bizim karşı çıktığımız şey bu. Şimdi bakın yine bir başka rezalet. Gericiliğin saldırısından, topyekün dört bir yandan saldırısından söz ettik ya. Bakın gericiler bir de nereye saldırıyorlar? Fox televizyonunda, Fox TV'de bir dizi başlamış. Kızıl Goncalar diye bir dizi. Dün akşam ben birkaç saniyeliğine gördüm. Yani oynuyor şu anda dizi. Ondan görüntüler varsa. Şimdi o diziyle ilgili şöyle bir tartışma başlatmışlar. Neymiş efendim? Tarikat, cemaat çevrelerine mensup ailelerin yaşantılarını ya da o çevrede olup bitenleri kötü göstermeye çalışıyormuş. Bilmiyorum, izlemedim. Hani gösteriyordur, göstermiyordur diye iddialı konuşamam. Ama bir haberi izleyelim, sonra üstüne konuşalım. Yayınlandığı günden beri iktidara yakın medya ve tarikatlar tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisine bir engel daha geldi. Dizi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Darül Eceze Bakım Evi'ndeki çekimler iptal edildi. İnsanların inançlarını kullandılar, korkusalara, ümit dağıtarak. Başrolünde Özcan Deniz ve Özgün Amal'ın olduğu ilk bölümüyle çok ses getiren Kızıl Goncalar dizisi, özellikle tarikatlar ve cemaatlerin tepkisini çekmişti. Sosyal medyadaki çağrıların ardından Mil Diyanet Sen üyeleri Fox TV önünde diziyi protesto etti. Bugün buraya da İslam'a ve Müslümanlara medya yoluyla savaş açan Fox TV'yi kınamak için geldik. Söz konusu dizide dini değerlerin ve din görevlilerinin hedef gösterildiği öne sürüldü. Sizler sanat adı altında mukaddes değerlerimize ve Müslümanlara saldırmayı alışkanlık haline getirdiniz.
Dizinin iktidar ve tarikatlar tarafından hedef gösterilmesinin ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Bayrampaşa Medresesi, Siyasal Vakfı'ndaki çekimleri iptal etmişti. Gerekçe olarak ise kamuoyu baskısı ve RTÜK incelemesi gösterildi. Dua et bu kadarla kalsın. Yarın bunu da ararız. Tartışmalar sürerken bakanlık da harekete geçti. Dizinin hastane sahnelerinin çekildiği Darülceze Bakım Evi'ndeki çekim izni de iptal edildi. Bakım Evi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait ve iptal kararının da bakanlık tarafından